Ergün diler, bize kim saldırdı? Gelin bugün önemli bir kişi üzerinden gidip büyük istasyona ulaşmaya çalışalım. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde Kohan soyadı gördüğünüzde çok önemli bir isimle karşı karşıya geldiğinizi hatırlayın hemen. Kohan Arapça kahin demektir. Tevrata göre ise Tanrının adının yakarılması görevi Harun yani Aaron soyuna verilmiştir. Bu zincir çok önemlidir. Kohanlar da bu soyun temsilcisidir. Dini açıdan diğer bütün Yahudi gruplardan birkaç adım öndedir. Koh'un soyadı o ismi önemli kılar. Mesela sinagogda Tanrı'ya şükran duası yapılırken ilk olarak Koh'unlar çağrılır. Koh'un olan kişi de gelir ve bu duayı bütün cemaat adına yapar. Koh'un olan kişi bir cesetle yan yana hatta aynı çatı altında bile duramaz ölüm döşeğinde olan kişinin yanına gidemez. Kendi yakını değilse bir mezarlığa bile gidemez. Bu kirlenmemesi için bir önlemdir. Ancak ve ancak tarif edilmiş olan yedi yakını ölürse cesetle temasa geçebilir. Bir kohenin yedi yakını ölünce mezarlıkta yol kenarına gömülür. Kohen mezarlığa gittiği zaman diğer mezarların yanından geçmesin diye bu kuraldır. Bu kadar mı? Değil elbette. Yahudi mezarlıklarına uzun dallı ve yapraklı ağaçlar dikilmez. Çünkü bir Kohen bunlara temas ederse kirlenir. İsrail'de morgların girişi hastaneden ayrıdır. Bir Kohen hastaneye geldiğinde morga giren kişiyle temas etmemesi gerekir korunması şarttır. Kendisi veya babası yasak olan bir evlilik yaptıysa, örneğin dul bir kadınla evlendiyse sinagogtaki şükran duasına çağrılmaz. Kohenlik babadan oğula geçer. Sinagoglarda kohenlerin özel giysileri vardır. Bu giysiler orada saklanır. Şimdi biraz geri gidelim. Madem hep birlikte 17 Aralık'ı konuşup tartışıyoruz, yeri gelmişken gizli kahramanımızı hatırlatmakta fayda var. 21 Nisan 2013. Amerika Halk Banka yaptırım istedi. 22 Nisan 2013, Zencani Amerika'nın terör listesine girdi. 21 Ekim 2013, İsrail, İran ve Türkiye arasında yapılan gizli ortaklık nedeniyle Halkbank'ı Amerika'ya şikayet etti. 17 Aralık Halkbank operasyonu yapıldı. 20 Aralık Amerikan Hazine Bakanlığı Terör ve Mali istihbarattan sorumlu müsteşarı David Cohen Türkiye'ye geldi. 21 Aralık 2013 David Cohen İsrail'e gitti. 23 Aralık Zarrab'la Zencani ortaklığı yabancı gazetelerde yer aldı. 29 Aralık Zencani İran'da gözaltına alındı. 17 Aralık'tan sonra hayatımıza giren Cohen, 1985 yılında Cornell Üniversitesi'nden mezun oldu. Üstün başarı gösteren Cohen, 1989'da ise Yale'de hukuk masterı yaptı. Çok başarılı bir genç olan Cohen, mezun olur olmaz Stuart Levy tarafından korumaya alındı. Mali suçlarla mücadelede ne yapılması gerektiği bizzat Levy tarafından öğretildi. Levy daha işin başındayken kendi yerine Cohen'a hazırladı. Cohen, hazineye katılmadan önce dünyanın en güçlü hukuk bürolarından Miller, Cassidy, LaRocca Levin, LLP'de görev yaptı. Tam 11 yıl boyunca dünyanın en büyük şirketleriyle çalıştı. 1999 yılında Beyaz Saray için çalışması teklif edildi. Hazine Bakanlığında işe başladı. Terörizm ve finansman konularında Amerika'nın en önemli ismi haline geldi. Kara para aklama konularında da birçok çalışma yaptı. HSBC'nin kara para aklama olaylarında tanık olarak ifade verdi. HSBC 1.2 milyar dolar ceza aldı. Ancak Kohan'ın tanıklığı sayesinde HSBC'nin çok büyük tazminat ödemesinin engellendiği ortaya çıktı. Miller Cassidy Larocca and Levin LLP'de görev yaptığı dönemlerde tüm HSBC'nin üst düzey yöneticileriyle yakın arkadaş olan Cohen'ın bu geçmişi hep gizli tutuldu. 2009 yılında Hazine Bakanlığı'nda başkanın özel yardımcısı oldu. 2011 yılında da Obama tarafından Amerika Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı olarak atandı. Hiç yazılmasa da Cohen'ın yolunu açan hep Stuart Levy'di. Hazinede müfettişlik görevine getiren kişi yine Stuart Levy oldu. Dayanışmaları hiç bitmedi. Terör suçlarına karışan bankaların hapis değil de para cezasıyla kurtulmasını hazırladıkları yasayla garanti altına aldılar. Hapisten çıkış kartı olarak bilinen yasa bu iki adamın eseriydi. Lavi daha sonra makas değiştirip her zaman yanında olduğu HSBC'de işe başladı. Üst katlarda tabii. Peki Cohen ve Levin'in birlikte hazırladığı yasa en çok kimin işine yarıyordu? Evet bildiniz HSBC'nin İranlı ambargoya rağmen ilişki kuran bankanın Kolombiya ve Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin parasını akladığı defalarca kanıtlandı. Ama banka bu iki kafadar sayesinde yasal olarak sorumlu tutulamıyor, cezayı ödeyip yoluna devam ediyordu. Yüz milyarlarca dolar aklayan banka, arada sırada birkaç milyar dolar ceza ödeyerek ilerliyordu. Bu kadar kirli işin arasında Cohen temiz kalabiliyordu. Peki şimdi Amerika devletinin emrinde gibi görünen Cohen'la Levy kimin bankasında memurdu? Rothschild ailesinin. İşte bu ailenin emrindeki Cohen 17 Aralık'tan sonra Halkbank'a girip hesaplara bakıyordu. Boğazına kadar kirlenmiş biri Türkiye'ye hesap soruyordu kara para arıyordu. Tabi medya bunları yazmadığı için de biz hep buzdağının görünen kısmıyla ilgileniyorduk. Uyanmadığımız için de kör uçuşu yapıyorduk. Aklımızı kullanmaya başlayıncaya kadar daha çok işimiz vardı. Bu arada Cohen, Türkiye, Rusya ve Katar gibi 10 ülkenin sorumlusuydu. Peki saldıranlar kimdi o zaman? Güzel soru. İlişkiler ortada. Bunun da cevabını siz bulun. Ergün Diler, Takvim